İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 17 Aralık günlerden pazar. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da ilim yayma ödülleri töreninde konuştu. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Erdoğan konuşmasında sosyal medya platformlarını eleştirdi. Ahlaki erozyon vurgusu yapıp aileleri uyardı. Zalim İsrail yönetiminin Batı devletlerinden aldığı destekle sürdürdüğü Gazze'deki katliamların Kudüs'teki mütecaviz eylemlerinin önüne geçeceğimiz günlerde endişe etmeyin, Allah'ın izniyle yakındır. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü işgale dikkat çekti. 1947'deki Filistin'i düşünün ve şu andaki Filistin'i düşünün. Nereden nereye? Nasıl sömürdüler? Artık hem İslam aleminde hem Türk dünyasında geçmişe göre çok daha farklı, çok daha olumlu, çok daha cesur bir hava vardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da ilim yayma ödülleri töreninde konuştu. Çok büyük bedeller ödedik. Ama ülkemizi 3 çeyrek asırdır içinde çırpındığı bir bataklıktan çıkarmayı da başardık. Türkiye artık 20 yıl, 40 yıl öncesine göre demokrasisiyle, güvenliğiyle, ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomasisiyle çok daha hürdür, geleceğine çok daha güvenle bakabilmektedir. Konuşmasında ahlaki erozyon vurgusuyla sosyal medya eleştirisi yaptı. Yeni iletişim mecralarının sinsi, yıkıcı ve olumsuz etkilerine karşı korumak zorundayız. Son dönemde özellikle yabancı sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte ahlaki açıdan ciddi bir erozyon, hatta yozlaşma yaşandığını görüyoruz. Yine bu platformlar vasıtasıyla milli bünyemizi tahrif ve tahrip eden sapkın akımların toplumumuza sirayet etmeye başladığına şahit oluyoruz. Erdoğan ailenin önemine değindi. Yakaladığımız bu ivmeyi sürdürebilmemiz için çocuklarımızı medeniyetimize, tarihimize ve kültürümüze uygun şekilde yetiştirme meselesini önceliklerimizin en başına koymak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde sonumuz nesillerinin kesilme tehdidi karşısında çaresiz kalan batılı ülkeler gibi olur. Cumhurbaşkanı Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenen Açık Yapıt isimli eseri inceledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da yoğun mesaisine bugün de devam etti. Yerel seçim çalışmalarını sürdüren Erdoğan, Sütlüce'deki AK Parti il binasındaki toplantıya katıldı efendim. Temayül toplantısına katılanlardan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 3 isim istendi. Toplantının ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Toplantıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönettiğini söyledi. Herkesin hür iradesiyle görmek istediği adayların ismini yazdığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de İstanbul'daki mesaisine devam etti. Yerel seçimler öncesinde temayül yoklaması toplantısı için partisinin Sütlüce'deki il binasına geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Meclis Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da toplantıda yer aldı. İstanbul Teşkilatı'yla temayül yoklamasına katılan Erdoğan, toplantıda 3 kademe il başkanları, ilçe belediye başkanları ve 3 kademe ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Geçen hafta Ankara'da yapılan toplantıya katılamayan bazı milletvekilleri vardı. Onlar da bugün burada yapılan toplantıya katıldılar ve AK Parti il başkanlığında bir temayül yoklaması gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? AK Parti'nin bu ön plandaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız, oylama bittikten, kapalı zarflar teslim edildikten sonra teşkilat mensuplarımızın görüşlerini dinlemektedir. Gençlik kollarımız, kadın kollarımız, ana kadememizdeki ilçe başkanlarımız ve diğer arkadaşlarımız, MKYK üyelerimiz, il yöneticilerimiz görüşlerini seçimlere dönük olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın söz vermesiyle birlikte açık bir şekilde, net bir şekilde yansıtmaktadır.
Erdoğan kısa bir konuşma yaptı, ardından toplantıya katılanlardan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için 3 isim istedi. Bu formun ilk sırasında sizin İBB adayınız kim sorusu yöneltildi. Herkes 3 isim yazdı. Ayrıca toplantıya katılanlardan ilçe belediye başkan adaylığı için 2 isim yazılması istendi. AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarına ve başkanlarına ilişkin devam etsin mi, yerine başkası mı gelsin diye soru yöneltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Ankara, İzmir ve Adana adayları için teşkilatın görüşlerini almıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketin Manisa'da il başkanları toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye gazze çağrısında bulundu. Yerel seçimlerde adayların henüz açıklanmadığı belediyeler için önümüzdeki günlerde duyuracağız dedi. Eğer cesaretim varsa ben hazırım. Benim valizim hazır, kapının yanında. Ben zaten izin bekliyorum, haber bekliyorum. Gazze'ye gideceğim. Gel Devlet Bahçeli'yi çağır. Hep beraber Refah sınır kapısına dayanalım. Filistin meselesini bütün dünyaya anlatalım. Var mısın yok musun? Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Bahçeli'ye Refah sınır kapısına gitme çağrısında bulundu. Bugün Tayyip Erdoğan halen bizi Netanyahu ağzıyla konuşmakla suçluyor. Tayyip Erdoğan, Filistin meselesi siz kulağınızın üstüne yatarken CHP'nin meselesiydi, devrimci gençlerin meselesiydi, yine bizim meselemizdir. CHP lideri Özgür Özel memleketi Manisa'da konuştu. Ülkenin önemli sorunları olduğuna dikkat çeken Özel, hükümeti eleştirdi. Bütün dünya bu güzel ülke üzerinde hayal kurarken bu ülkenin gençleri dünyanın başka ülkelerinde hayal kuruyor. Dört gençten üç tanesi yurt dışına gitme hayali kuruyor. Türkiye'de gençlerin %75'i gençlerin deyimiyle bavulları kafada toplamış. Fiilen toplaması an meselesi. CHP lideri partisinin gençlik kolları il başkanları toplantısında yerel seçimlere ilişkin mesajlar verdi. Öncelikle 226 aday duyurduk. Hepsi bölgesinde tek adaydı. Şu an duyurulmayan belediye başkanlarının hiçbirisi acaba durumu riskte mi diye düşünmesin kimse. Çünkü birden çok adayın olduğu yerlerde aday duyurmadık. Belediyenin bizde olduğu memnuniyet anketi yaptığımız yerlerde duyurmadık. Önümüzdeki dönemde peyderpey bu adaylar duyurulacak. İsrail'in Gazze saldırılarında 72 gün geride kaldı. Büyük bir insanlık dramının yaşandığı Gazze'de can kaybı 19 bine dayandı ve İsrail kadın çocuk dinlemeden vurmaya devam ediyor. Mülteci kampına saldırıda bugün de 36 Filistinli öldü efendim. Gazze'de İsrail'in bombaladığı tek adres de burası değildi. Bombardıman aralıksız sürüyor. İsrail hem kuzeyi hem güneyi bombalıyor. Can kaybı 19 bine yaklaştı. İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliya ile orta kesimindeki Deir Belah mülteci kampına düzenlediği saldırılarda 36 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin resmi ajansı Vafa'nın haberine göre İsrail savaş uçakları Cibaliya'da bir evi hedef aldı. Saldırıda 24 kişinin hayatını kaybettiği, en az 90 kişinin yaralandığı aktarıldı. Çok sayıda kişi de hala enkaz altında. Bir başka hedef ise Gazze şeridinin orta kesimindeki Deir Belah mülteci kampında bulunan ve Filistinlilerin yer aldığı bir ev oldu. İlk belirlemelere göre saldırıda 12 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı. İsrail'in gazetecilere hedef alan saldırılarına bir yenisi eklendi. İsrail keskin nişancıları kuşatma altındaki Gazze kentinde Filistinli gazeteci Muhammed Baluşa'yı iki bacağından hedef alarak ağır yaraladı. Baluşa sığındığı odadan durumunu anlatan bu görüntüyü çekti. İddiaya göre hemen ardından yaralı gazeteciyle irtibat kesildi. Burası da Gazze'nin kuzeyindeki Beit Lahya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi. İsrail askerlerinin düzenlediği baskının ardından hastane ve çevresindeki yıkım görüntülendi. İsrail ordusu Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nden 90 kişiyi alıkoyarak çekildiğini açıkladı.
İsrail askerinin Gazze'de 3 rehineyi yanlışlıkla öldürmesinin yankıları da sürüyor. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan binlerce kişi ateşkes istedi. İsrail askerinin öldürdüğü rehinelerin silahsız oldukları ve beyaz bayrak taşıdıkları ortaya çıkmıştı. Aralarında rehine yakınlarının da bulunduğu eylemciler Netanyahu hükümetini eleştirdi. Bursa'da kıskanç sevgili dehşet saçtı. Sevgilisiyle ilişkisi olduğunu iddia ederek arkadaşını öldürdü. Yaraladığı sevgilisine de 21 gün boyunca istismarda bulundu. Korkunç olayın ardından tutuklanan zanlı 6 suçtan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapiste yargılanacak. Arkadaşını öldürdü, yaraladığı sevgilisine 3 hafta boyunca cinsel saldırıda bulundu. Evde cesetle yaşayan 43 yaşındaki kadın dehşet evinden annesine gizlice mesaj atarak kurtuldu. Bursa'da yaşayan 49 yaşındaki İlyas Sarıkaya, Alzheimer hastası annesi ve kız arkadaşıyla birlikte yaşadığı eve arkadaşı Recep Özaslan'ı çağırdı. Cinayetle başlayan, istismarla devam eden olaylar zinciri o andan sonra yaşandı. İddiaya göre uyuşturucu madde etkisi altında olan ev sahibi Sarıkaya, 47 yaşındaki arkadaşıyla sevgilisinin ilişkisi olduğunu düşündü. Recep Özaslan'ı silahla vurarak öldürdü, sonra aynı tabancayla kız arkadaşına 7 el ateş açtı. İddiaya göre öldürdüğü arkadaşının cansız bedenini streç filme sarıp bantlayan zanlı, eczaneden aldığı sargı bezi ve ilaçlarla yaralı sevgilisine pansuman yaptı. Yaralı halde cinsel istismara maruz kalan 43 yaşındaki kadın 21 gün boyunca kabusu yaşadı. Bir yolunu bulup annesinin cep telefonuna attığı mesaj üzerine polisler tarafından dehşet evinden kurtarıldı. Haziran ayında yaşanan olayın ardından tutuklanan zanlı hakkında 6 ayrı suçtan dava açıldı. 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul Gazi Osman Paşa'da 7 yaşında bir kız öğrenci teneffüste merdivenden inerken aniden fenalaşıp yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan küçük kız ne yazık ki hayatını kaybetti. Aile kızlarının ölümüyle büyük şok yaşarken talihsiz öğrencinin kesin ölüm nedeni adli tıp raporuyla netleşecek. Kimse ne olduğunu anlamadı. Merdivenlerden inerken bir anda fenalaştı. 7 yaşındaki çocuk okulda hayatını kaybetti. İhmal mi var, şey mi var onu ben bilmiyorum. Acı olay İstanbul Gazi Osmanpaşa'daki bir ilkokulda yaşandı. Birinci sınıf öğrencisi Elvin Ak öğle saatinde teneffüse çıkmıştı. Merdivenlerden inerken bir anda fenalaştı. Merdiven boşluğuna oturan küçük kız daha sonra yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan Elvin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı duyan Elvin'in ailesi hayatlarının en acı gününü yaşadı. Gazi Osman Paşa Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kızının tabutunun başından ayrılmayan baba Mehmet Ak taziyeleri kabul etti. Peki küçük kız neden ve nasıl hayatını kaybetti? Talihsiz çocuğun yere yığıldığı bölgede kameranın olmamasına aile tepki gösterdi. Tek istediğim şey şu, o kör noktaya kamera görmüyor, o kör noktaya da kamera görsün. Elvin'in ise bilinen bir hastalığı olmadığı öğrenildi. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan ilk incelemede Elvin'in merdivenden düştükten sonra kalbi durduğu belirlendi. Kesin ölüm nedeni ise detaylı incelemenin ardından belli olacak. Gerekli bizi incelemede müfettişlerimiz yapacak. Başımız sağ olsun. Elvin'in cenazesi törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Mardin'e gönderilirken İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Efendim Eskişehir'de zona tedavisi gören 29 yaşındaki gencin beyninde tümör olduğu fark edildi. Bu teşhisin ardından hasta 85 gün içinde 3 operasyon geçirdi ancak hayatını kaybetti. Ailesi operasyon öncesinde yeterli tetkik yapılmadığını söyleyerek hukuk savaşı başlattı. Bize ameliyat riskinin %1 olduğu iletildi hekim tarafından. Bir ihmalin olduğunu düşünüyoruz. 5 gün içinde 3 kez beyin ameliyatı oldu. 29 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili ihmal iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Eskişehir'de yaşayan 29 yaşındaki Muhammed Pınar'a 3 yıl önce zona teşhisi koyuldu. Yapılan kontrollerde gencin beyninde kitle olduğu da fark edildi. Ameliyat öncesi gerekli tetkiklerin yeterli düzeyde olmadığını,
ya da sonrasında gelişecek komplikasyonların öngörülemediğini düşünüyoruz. Çünkü ben her süreçte yanındaydım. İddiaya göre düzenli takip sonrası doktor kitlenin ameliyatla alınması gerektiğini söyledi. Özel bir hastanede operasyon yapılan Pınar yoğun bakıma alındı, sonra durumu daha da kötüleşti. Bir gün arayla iki kez daha ameliyat oldu. Ameliyatın çok iyi geçtiğini ve tümörün tamamını temizlediğini söyledi. Ancak bu iş böyle olmadığı ortaya çıktı raporlarda. Tümörün ilk ameliyatta temizlenmediğini, bunların hiçbirinden bize bahsetmedi ve Muhammed'i kaybettik. Muhammed Pınar son ameliyattan yaklaşık 2 hafta sonra hayatını kaybetti. Ailesi ihmal iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ameliyatı yapan doktorun ifadesi alındı. Biz gerçekten inandık. Risk çok basit düzeyde geldi bize. Hani bir başkasının bu kadar kolay umutlarını yeşertip çok kolay bir şekilde bu operasyonu geçirmesini göze almasını istemiyoruz. 29 yaşındaki gencin ölüm nedeni Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla netlik kazanacak. Kocaeli Spor As Başkanı Ekremcan, futbolcu keşfetmek için gittiği Nijerya'da sıtma oldu. 48 yaşındaki As Başkanı döndüğünde hastanede tedavi altına alındı ancak dün sabah yaşamını yitirdi. Allahu Ekber. Nijerya'da beraberdik. Futbolcu mu baktınız? Futbolcu, akademiler gezdik beraber. Kocaeli Spor As Başkanı Ekremcan 15 gün önce gitmişti Nijerya'ya. Futbol kulüplerini gezip sporcuları izlediler. İddiaya göre bir süre sonra halsizlik ve sıtma şikayeti başladı. 48 yaşındaki As Başkan Kocaeli'ne döndüğünde sağlık durumunda düzelme olmamıştı. İlk gittiğimiz hastanede zatürre ile ilgili bir teşhis konmuştu. Özel bir hastaneye yatırılan iş insanı dün sabah hayatını kaybetti. Sıtma ile ilgili bir teşhis kondu. Ben diyeyim bu sabah saat 9 sıralarında kalp yetmezliğinden rahmetli oldu. Evli iki çocuk babası olan Kocaeli Spor As Başkanı Ekremcan, Karamürsel ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kocaeli Gebze'de özel bir halk otobüsünde kadın yolcu ile sürücü arasında yaşanan bekleme tartışmasının görüntüleri ortaya çıktı efendim. Kadını tartaklayıp otobüsten atan sürücü görüntüler sosyal medyada yayılınca özür diledi. Özel halk otobüsünde 3 dakika bekleme tartışması büyüdükçe büyüdü, gerilim polisin gelmesiyle bitti. Ama kadın sıkıntılı bir kadın abi. Kocaeli Gebze'de Haziran ayında yaşanan tartışmanın görüntüleri yeni ortaya çıktı. İşe yetişmeye çalışan yolcu şoföre neden hareket etmediklerini sordu. 3 dakikası var. Ama ne yapıyorsun? Randevu ile mi çalışıyorum yani? Öyle bir şey yok. Ama insanları bu arabayı bindirirken dakika erken gidecektiniz. Şoför yükseldi, yolcu da geri adım atmadı. Arkadaki arabayı geçin canlar. Elini başkasına bak. Bana bak. Sizin yaptığınız terbiyesizlik. Sen yine bana konuşuyor fazla. Ne konuşuyorsun? Bekliyoruz biz de. Şoför yolcuyu araçtan indirmek isteyince tansiyon daha da yükseldi. Ya iner misin benim arabamdan aşağı? Ya iner misin aşağı? İner misin? Polis çağırır mısın? Polis çağır. Görüntüler sosyal medyada yayılınca tepki toplayan otobüs şoförü kamera karşısına geçip özür diledi. El temasında bulunmama niyetim yoktu, suratıma vurma esnasındayken ben de dedim ki kolunu tuttum ve bir şekilde indirmeye çalıştım. Benim anam bana elimi kaldırmadı. Gebze E5 karayolunda seyir halindeki bir kamyondan düşen havalandırma kapağı kazayı da beraberinde getirdi efendim. Öndeki araç kapağı çarpmamak için durdu. Peş peşe toplam 8 araç birbirine girdi. Kazalarda biri ağır, çok sayıda kişi yaralandı. Nereden ne koptu hocam? Akıl almaz ihmal can pazarını da beraberinde getirdi. Zincirleme kazada biri ağır, çok sayıda kişi yaralandı. Hayır. Çarpma. Araç 1. Araç 2. Araç 3. 4. 5, 6, 7, 8. Feci kaza dün akşam Gebze'de E5 karayolunda yaşandı. Seyir halindeki bir kamyon havalandırma kapağı taşıyordu. Ancak iddiaya göre kapak bağlanmamıştı. Bir anda kamyondan yola düşüp zincirleme kazaya neden oldu. Öndeki araç kapağa çarpmamak için durdu. Peş peşe toplam 8 araç birbirine girdi.
Hayır 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 hayır, çarpma. Çarpma çarpma. Çıkmayın, sakın çıkmayın, sakın sakın. Araçlar büyük hasar aldı. İçlerinde mahsur kalanlar vardı. E5 karayolu trafiğe kapandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Abi iyi misiniz? Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Aracı 3, 4, 5. Kazaya karışan araçlar bir süre sonra otobandan kaldırıldı. E5 karayolu yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kazaya sebep olan sürücünün bulunması için çalışma başlattı. Nereden ne koptu hocam? İstanbul Başakşehir'de düğün konvoyundaki magandalar ortalığı birbirine kattı. Yol kesip uzun namlulu silahlarla binaların arasında ateş açan grup, hem kendilerini hem de çevredekileri tehlikeye attı. Mahallelinin görüntülediği o magandalar yakalandı. Hem yol kestiler hem terör estirdiler. Kimseye aldırmadan peş peşe ateş ettiler. Akıl almaz görüntüler İstanbul Başakşehir'de kaydedildi. Düğün konvoyundaki araçlar bir anda yolun ortasında durdu. 4 kişi tabanca ve uzun namlulu silahlarla otomobilden indi. Mahalle silah sesleriyle yankılandı. O anları bir apartman sakini saniye saniye kaydetti. Yaklaşık 40 el ateş edildi. Evlerin arasında rastgele ateş açan şüpheliler araçlarına binip yollarına devam etti. Polis görüntüler üzerine harekete geçti. 5 şüpheli kısa sürede yakalandı. İkisinin yaşının 18'den küçük olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler ateşli silahlar ve bıçaklarla diğer aletler hakkında kanuna muhalefet ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından adliyeye sevk edildi. Afyonkarahisar'da 3 gündür kayıp olan emekli polisin cansız bedeni bulundu. Başından vurulduğu tespit edilen emekli polis memurunun katil zanlısı, alacak verecek tartışması yaşadığı kişi çıktı efendim. Cinayeti itiraf eden zanlı tutuklandı. Ve hedefimize, nişanımızı alıyoruz. Günlerdir kayıptı, her yerde aranıyordu. Emekli polis memurunun cansız bedeni bulundu. Nefes kontrolü var arkadaşlar. Alıyoruz, 3'te 2 ya da 3'te 1'ini boşaltıyoruz. Korkunç cinayetin adresi Afyonkarahisar. 59 yaşındaki emekli polis memuru Fahri Akçin, 14 Aralık günü ortadan kaybolmuş, kendisine ulaşamayan yakınları kayıp başvurusunda bulunmuştu. İhbar sonrası ekipler Akçin'in bulunması için çalışma başlatmıştı. Göz, gez, arpacık. Bunu oturtturduktan sonra omuz genişliğinde ayaklarımız açık, burada bir nefes kontrolü var arkadaşlar. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler Akçin'in aracını Dinar Belediyesi önünde park halinde buldu. Soruşturmayı derinleştiren polis Akçin'in en son görüştüğü kişiyi gözaltına aldı. Namlunun bu olmazsa olmaz kuralımız. Şüpheli şahıs ifadesinde Akçin'le kaybolmadan bir gece önce Haydarlı beldesi yakınlarında bir araziye gittiklerini belirtti. Aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktığını, tartışma sonucu Akçin'i başından vurarak öldürdüğünü söyledi. Dahası araziye Akçin'in aracıyla gitmişlerdi. Şüphelinin cinayet sonrası Akçin'in aracını kullanıp belediyenin önüne park ettiği de ortaya çıktı. Şüphelinin ifadeleri sonrası bölgeye giden ekipler Akçin'in cansız bedenini ve cinayet silahını yol kenarında buldu. Burada şeytan doldurmadı arkadaşlar. İnsan doldurmuş. Yani. Hayatını kaybeden Akçin'in emekli olduktan sonra yaşadığı ilçedeki özel güvenlik görevlilerine eğitmenlik yaptığı ortaya çıktı. Burada ilk hareket şarjörümüze mermileri bastıktan sonra... İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zemine çakılan asansör, eğlence mekanı çıkışı yaşanan tekme tokat darp, kediyi ırmağa fırlatan iki vicdansız sırada hızlı bir tur var. Tekirdağ'da bir mobilyacı binaya getirdiği koltukla giriş katta asansöre bindi. Gideceği katın düğmesine bastı ancak asansörün iç kapısı kapanmadı. Ne olduğunu anlamadan asansör büyük gürültüyle zemin kata böyle çakıldı. Mobilyacı eğer üst katlardan asansöre binmiş olsaydı facia kaçınılmazdı. Kocaeli'de eğlence mekanında çıkan tartışma dışarı taştı. Öfkeli grup iki kişiye dehşeti yaşattı. Ya.
Sayıca fazla olan saldırganlar hızlarını alamadı, içlerinden üçü bellerindeki kemerleri çıkarıp acımasızca saldırdı. Hatay'da biri çocuk, diğeri 18 yaşında iki yabancı uyruklu TikTok'ta paylaşım yapmak için yakaladıkları sokak kedisini ırmağa attı. Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasıyla polis biri çocuk iki kişiyi gözaltına aldı. İstanbul Pendik'te ise tehlike oluşturacak şekilde aracından duman çıkarıp drift yapan sürücüye 23.400 lira ceza kesildi. Kimliği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla tespit edilen sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu. Ayrıca hakkında adli işlem de yapıldı. Efendim, İstanbul Kadıköy'de bir bisikletçi bisiklet yollarının nasıl işgal edildiğini görüntüleyip sosyal medyadan paylaştı. Bisiklet yoluna park edenler, trafik sıkışınca bisiklet yoluna giren otomobil ve motosikletli sürücüler kazalara adeta davetiye çıkarıyor. Trafikten kaçmak için bisiklet yoluna giren arabalar, kendi yolu gibi kullanan motosikletliler, hiç dikkat etmeyen yayalar. Bisiklet yolu değil, sanki tehlike yolu. Görüntüler İstanbul Kadıköy'den. Bağdat Caddesi üzerinde Kızıl Toprak'la Fener Yolu arasında yer alan bisiklet yolu, bisiklet kullananların hayatını kolaylaştırması gerekirken tehlikeli hale getirmeye başladı. Nedeni ise kural ihlali yapan dikkatsiz sürücüler. Bisiklet yolu artık trafikten kaçmak isteyen otomobil ve motosiklet sürücülerinin kestirme yolu haline geldi. Bisikletiyle bu yolu kullanan Berk Okyay, tehlikenin boyutunu gözler önüne sermek için bir gününü kask kamerasına kaydetti. Güvenliğin hiçe sayıldığı o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. O çektiğim video ve onun daha fazlası oluyor aslında. Hani çok normal bir şey aslında bizim için bu. Ama tabii video izleyince araba, motor giriyor, işte yayalar bakmıyor falan. Çok aksiyonlu bir video olmuş oluyor ve çok tehlikeli aslında. Görüntülerde bisiklet yolunu kullanan otomobil ve motosiklet sürücülerinin yanı sıra yolun ortasına aracını park edenler bile oldu. Arabalar, motorlar giriyor bu yola. Bence öncelikle zaten eğitimden başlıyor bu. Yani istediğiniz kadar bisiklet yolu yapın ama insanları bisikletle ilgili eğitim vermezseniz en alttan bu devam eder. Sadece sürücüler değil, yayalar bile bisiklet yoluna kayıtsızdı. Tüm yaşanılanlar bisiklet yolunda bisiklet kullanmanın tehlikeli boyutunu gözler önüne serdi. Genel olarak insanlara bisikleti altyapıdan eğitimini vermezseniz bu bisiklet hala çocuk oyuncağı gözüyle, çocuk hediyesi gözüyle bakılır insanların gözünde. Temmuz ayında yapılan yeni vergi düzenlemesiyle %8'e tabi olan mal ve hizmetlerin KDV oranı %10'a yükseltilmişti. Bazı özel okullar efendim erken kayıt yapıp peşin ödeme aldığı velilerden aradaki o %2'lik farkı talep etmeye başladı. Talebin yasal olmadığını savunan uzmanlar velileri bu parayı ödememeleri konusunda uyarıyor. Fırsatı kaçırmadılar, zararı velilerden çıkarıyorlar. Özel okullar %2'lik KDV için velilere mesaj atmaya başladı. Asla böyle bir şey olmaması gerekiyor. Yapmamaları lazım yani. Bu da ek büyük olacak muhtemelen. Bence yanlış bir şey. Yeni vergi düzenlemesi Temmuz ayında yapılmıştı. %8'e tabi olan mal ve hizmetlerin KDV oranı %10'a yükseltilmişti. İşte bu durum bazı özel okulları harekete geçirdi. Özel okul ücretlerinde %8 olan katma değer vergisi %10'a çıkartıldı. Bu sebeple özel okullar çocuklarını erken kayıt döneminde kaydettirip yıllık ücreti peşin ödeyen velilerden eğitim, yemek ve servis ücretleri için %2'lik KDV farkını talep etmeye başladı. Özel okul sizden istese verir misiniz? Yok, vermem. Niye vereyim? Sözleşme yapmışım demek ki onunla ben.
Bu ekstradan çıkan bir şey. %2'lik fark için özel okullar velilere tek tek mesaj göndermeye başladı. Velilerden aradaki farkı yıl sonuna kadar ödemelerini talep ediyorlar. Bu sene ne kadar verdi? Bu sene de herhalde 15 milyar oldu. Farkı isterse sizden özel okul? Çocuğum okuyacaksa ne yapabilirim? Bir vereceğim tabii. Peki özel okulların KDV farkını velilerden istemeye hakkı var mı? Böyle bir taleple karşı karşıya kalan özel okul velileri öncelikle sözleşmelerine bakmaları lazım. Sözleşmelerinde sadece vergisel artışlar fiyata yansıtılır şeklinde bir ibare varsa bu haksız şarttır. Velimiz böyle bir ödeme yapmak zorunda değildir. Uzmanların velilere bir uyarısı daha var. %2'lik farkı ödeyen veliler parasını geri alabilir. Aradaki farkı ödeyen velimiz tüketici hakem heyetine başvurarak aradaki farkı ödediği bedeli geri iadesi yönünde karar verilmesini talep edebilir. Kuzey'den Avrasya levhası. Gaziantep'te 35 yıllık öğretmen emeklilik hayatını alkışlarla pankart ve konfetilerle uğurlandı. Son dersinden çıkan 65 yaşındaki emekli öğretmene öğrencilerinin duygu dolu vedası görülmeye değerdi. Alkış ve tezahüratlar, pankartlar, konfetiler. Yüreğinde gurur, gözleri dolu dolu yürüdü öğrencilerinin yanından. Artık emindi, emekleri boşa gitmemişti. Ağladım. Yarın ben merdivenleri nasıl indiğimi bilmiyorum. Bir de yere bastığımı da anlayamıyorum. Anlayamadım. Sanki biraz uçuyorum ya. 35 yıllık eğitimci, 65 yaşındaki Mehmet Ali Tutar için artık emeklilik vakti gelmişti. Yıllar önce Elazığ'da başladı öğretmenlik hayatı, son durağı Gaziantep'teki Ömer Hunazlı İlkokulu oldu. Öğrencilerle aram hep iyi oldu. Zaman zaman kızsalar da bana, telafi etmesi de kolay. Çocuğun kalbini kazanmak hakikaten kolay yani. Son 3-4 aydan beri kendimi emekliliğe hazırlıyordum. O emekliliğe, onu çok seven öğrencileri ise unutulmayacak bir vedaya hazırlanıyordu. Ömrünün 35 yılını eğitime adayan öğretmen Mehmet Ali Tutar, o gün son dersini verdi. Sınıf kapısından adımını atar atmaz duygu seline kapıldı. Bir şeyler bekliyordum ama inan ki sürprizin bu derece medyatik olacağını bilemiyordum. Okulun tüm öğrencileri yan yana dizilmişti. Alkış ve tezahüratlar hiç kesilmedi. Öğretmenine veda notu yazan da vardı. Bu planı da tek üzüldüğüm nokta öğrencilerin ağlaması. Tahtaya yazdığı gibi her son bir başlangıçtı. 65 yaşındaki Mehmet Ali Tutar, yüreğinde yetiştirdiği öğrencilerin sevgisi, emeğinin karşılığını almanın mutluluğuyla emeklilik hayatına adım attı. Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Mehmet Kocabaş'tan olta balıkçılığının ücretli olması için öneri geldi. Bilinçli avlanılmadığını vurgulayan profesörün o isteği olta balıkçılarının ise tepkisini çekti. Olta balıkçılığı ücretli olmalı mı sizce? Cüzi bir rakam olabilir ya. Ücretli olursa kimse gelmez de olur. Nasıl ücretli ya? Gelsin bir o eksikliği onu da yapsınlar. Olta balıkçılığına ücret önerisi geldi. Balıkçılar tepki gösterdi. Kendi ödeyecekse olsun. Nefes alıp vereceğimize ücret alacaklar. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Mehmet Kocabaş, kıyı ve olta balıkçılığında bilinçli avlanmanın önemine dikkat çekti. Birçok ülkede para alınıyor, bizde de bedava olmamalı dedi. O kadar çok fazla küçük balık avlayıp dışarı çıkan var ki bunu bir marifet gibi zannediyor. Adam gidiyor, zıpkını almış, dalış elbisesi almış, bir sürü balık avlıyor. Ne kadar avladı? Kaydı yok. Olta balıkçılığından fazla bir şey olmaz ama bu gırgırların önlemlerini almaları lazım. Sizden ücret isteseler tutmaya devam eder misiniz? Ne kadar olacağına bağlı. İstanbul'da özellikle Boğaz'da ve Galata'da çok sayıda olta balıkçısıyla karşılaşabiliyorsunuz. Kimi akşam yemeğini çıkarabilmek için, kimi de hobi amaçlı balık tutmaya geliyor ve büyük bir çoğunluğu ücret önerisine karşı çıkıyor. Deniz herkesin ortak kullanılmalı. Şimdi buradan da ücret talep edilirse yani mantıksız olur. Buradan böyle uzatsın, kart basmalı yapsın akbilli. Herkes rahat rahat da balığını tutsun. Çünkü faizde ücret olmasının manası yok.
Hani bir sembolik gibi olabilir. Ne kadar mesela? Ne bileyim hani bir 50-100 lira gibi. Sahilde dolaşan, bu işi gözetleyen bir tane gözcümüz yok. Olta balıkçısı polisi. Bu bir meslek. Dünyada var. Yaban hayatı polisi. Dünyada var, bizde yok. Kocabaş olta balıkçılarının günlük 5 kilodan fazla balık tutamayacağını söyledi. Olta balıkçısı yakaladığı balığı satamaz. Motosikleti, kuryeler gelip toplayıp alıp gidiyor. Bizimkilerin hepsi çantacı balıkçı. Ben geçen şahit oldum. Adam bir kişi 15 kilo balık tutmuş. Burada oltayla balık tutmuş. 3-5 gelir elde etmiş. Yani bunlar da olabilir şeyler, olan şeyler. Ücretli olsa da yaparım, evet. Sabahtandır buradayız. Böyle balıklar tuttuk biz de. Beyaz ekmeği ve beyaz undan yapılan yiyecekleri bırakmak ne kadar zor görünse de hem kısa hem de uzun vadede çok olumlu sonuçlar veriyor efendim. Araştırmalara göre sofradaki beyaz ekmek dilimi yerine bir tabak salatayı koyanların bir hafta içinde enerjileri artıyor, yorgunluk hali gidiyor. Bir ay sonra ise kan şekeri dengeleniyor, bağırsak sağlığı da düzene giriyor. Ekmekle aram kötü çünkü kilo aldırtıyor, göbeğimi şişirtiyor. Yani. Kahvaltılarda sadece arada tüketiyorum ama genel olarak tüketen bir insan değilim ekmeği. İki ekmek yiyor ya günlük. Günde iki ekmek yiyorsun. Peki ekmeği bıraksanız vücudunuzda ne gibi olumlu şeyler olacak biliyor musunuz? Ekmeksiz olmaz ki. Ekmeksiz olmaz diyoruz ancak üç öğünde yemeklerimize eşlik eden beyaz ekmek hareketsiz ve stresli hayatımızda hastalığa davetiye çıkartıyor. Kilo artışıyla birlikte kötü kolesterol seviyesini arttırmakta. Buna ek olarak şeker hastalığı riskini arttırmakta. Buna ek olarak hipertansiyon, tansiyon yüksekliği riskini arttırmakta. Bunlar birleştiği zaman da maalesef kalp damarları için olumsuz etkilere sahip. Kalp krizine neden olabiliyor. Evet, çok lezzetli ve sofralarımızın baş tacı. Belki de bırakmakta, ara vermekte zorlanıyoruz beyaz ekmek. Ancak beyaz ekmeği, unlu mamulleri kısa bir süre kestiğinizde vücudunuzda acaba neler oluyor? Beyaz ekmek yerine lifli gıdaları tüketirseniz ilk 15 günde kendinizi daha dinç ve enerjik hissetmeye başlıyorsunuz. Özellikle beyaz ekmek ya da o karbonhidrat türevlerini bir miktar olsun bile azaltmak daha zinde hissettirecektir bizim. Belki uyku kalitemizi artıracaktır, kan şekerimizin kontrolünü çok iyi sağlayacaktır ve gün içerisindeki performansı artıracaktır. Bağışıklık sistemimizi güçlendirecektir. Bir ay sonra mide bağırsak sisteminiz düzeliyor. Lifli gıdalarla beslenirseniz bağırsaklar da dışkının daha yumuşak olmasını sağlıyorlar. Bununla birlikte dışkı içeriğinin volümünü arttırıyorlar ve kabızlığı önlüyorlar. Ardından kilo vermeye başlıyorsunuz. Kilo vermemize yardımcı oluyor. Şeker yüksekliğinin aşırı olmasını engelliyor ve şeker hastalığında çok büyük fayda sağlayabiliyor. Bunu ek olarak kötü kolesterolü azaltabiliyor. Ekmek yerine lifli gıdalar tüketmenin en büyük faydası ise vücudu temizlemesi. Yine lifli gıdalarla beslenmekten bahsedersek bunlar tabii kalın bağırsaklı bakteriler tarafından çözülebiliyor ya da bağırsak odaki bakteriler tarafından sindirilebiliyor ve burada çıkan metabolitler de antioksidan özelliğe sahip ve kanser riskini azaltabiliyor. Beyaz ekmek yerine lifli gıdalarla beslenirsek biz böyle olumlu etkileri kalp sağlığı yönünden de vücut sağlığı yönünden de görebiliriz. İstanbul'da çocuklar için eğlenceli mi eğlenceli bir yılbaşı festivali düzenlendi. Alandaki 60'tan fazla etkinlikte eğlenenler sadece çocuklar da değildi efendim üstelik. Ebeveynleri de en az onlar kadar günün tadını çıkardı. Çok güzel olmadı ama öyle bir derece oldu yine. Bunu gülen yüz yapmayı ve çok güzel olacağını düşünmüştüm. O kadar da güzel olmasa da güzel oldu. Nasıl böyle kek yapmak? İyi, çok eğlenceli. Aşçı olup keklerini süslediler, kendi hayal güçlerine göre çikolatalar yaptılar, oyunlar oynadılar, dans ettiler. Minikler yeni yıl heyecanına festivalle başladı. Neler yapıyorsunuz? Kek yapıyoruz. Süslüyor musun kekini? Evet. Sonra kime vereceksin bu keki? Kime hediye edeceksin? Anneme. Çok güzel geçti. Bayağı sosyal oldu çocuklar için. İnşallah 2024 yılı da mutlu, huzurlu tüm çocuklar için olur. Eğlendik. Şimdi çikolata yaptık. Biraz pizza yaptık. Böyle böyle geçtik. Beşiktaş'ta bir AVM'de yeni yıl masalı temalı çocuk festivali düzenlendi. Yılbaşı temalı atölyelerde, dans ve tiyatro gösterisinde çocuklar gönüllerince eğlendi. Çocuğa dair, yeni yıla dair her şey var burada. Cupcake atölyesinden tutun da farklı etkinliklere, kar yapımına kadar her şeyi burada gerçekleştirebiliyorlar. Anneleri babaları biraz yoruyoruz ama çocuklar çok eğleniyorlar. Giderken gitmek istemiyorlar. Kukla gösterilerinin yanı sıra yüz boyama etkinliği de yapıldı. Ne oldun böyle yüzünü boyayınca? Yıldız prensesi. Yüzün çok güzel olmuş, çok güzel boyanmış yüzün. Ne oldu sen? Ben kedi kaldım.
60'tan fazla etkinlikte çocuklar yılbaşı coşkusunu yaşarken kek ve çikolata atölyelerinde de tüm hünerlerini sergilediler. Şekerleme döktüm. Nasıl gözüküyor sence? Şekerlemeli. Bir an önce yemek istiyor musun? Evet. Çok zevkli, çok tatlılar. Uğraşıyorlar, bizim hoşumuza gidiyor. Önemli olan eğlenmeleri. Çok eğlenceli, çok güzel. Mutfağı seviyor mu normalde? Evet, seviyor. Her zaman beraber bu tarz şeyler yapıyoruz. Güzel. Ben alışkın. Evet, alışkın. Eli yatkın zaten baksanıza. Ve Star Ana Haberi burada noktalıyoruz efendim. Yarın akşam yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.